Это все пищу бумагу, замораживаюсь взглядом. Каждый третий самурай, ты у каждого катана. Это трек, пищу бумагу, замораживаюсь. Arkadaşlar selamun aleyküm, yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Sağ olun, sizler sormadan ben her zamanki gibi cevap veriyorum. Bizlerdeyiz arkadaşlar, uzun zamandan beri yoktuk, farkındayım. Videolarda bayağı bir aksam oldu ama iş yoğunluğumuzdan dolayı, vakit bulamadığımızdan dolayı uzun zamandır da şehir dışındaydım. Kusura bakmayın, videolarda uzun bir süre gecikme oldu. Allah izin verirse bundan sonraki sürede telafi edeceğim bunları, canınıza sıkmayın siz. Fazla uzatmayacağım. Bugün tek başımayım. Farm Simulator serisi videolarına devam edeceğiz. Yeni traktörümüz var. Arkadaşlarımızın yaptığı bu modu linkini patlatmış arkadaşlar. Üzücü bir durum olmuş ama ellerine kollarına sağlık. Gerçekten çok güzel bir traktör olmuş. Videoya geçmeden önce ufak tefek hatırlatmalarım var. Onları hemen yapıyorum. Arkadaşlar şu videoyu bir beğenip aşağıdan kanala da abone olursanız çok sevinirim. Discord sunucumu da aşağı linkini bırakacağım. Oraya da gelirsin diye umuyorum. Bugün kısa bir video olabilir. Bir tarlamız var. Arpa ekiliymiş. Geldik burada. Düzeneklerimizi yaptık. Malzemelerimizi aldık filan. Allah izin verirse arpa biçimine başlayacağız. Şuradan yeni biçer döverimiz. Glass'ımız. Allah izin verirse yolumuza glass'tan devam edecek. Cemal Beylerin işi olduğu için dedi, kardeş sen zaten biçer sürmeyi biliyorum. Ben bir süre yoğum dedi. Kendine biçer al dedi. Ben dedi biçercilikten dedi biraz bırakmam lazım dedi. Dedim kardeş olur. Dediğin gibi olsun. O yüzden biçerciliği Allah izin verirse bundan sonra biz yapacağız. Tabi becerebilirsek. Arkadaşlar bizim klasta bayağı İyi gidiyor yani, gibi duruyor. Ama bu Cemal'le bizim acil konuşmamız lazım. Bu işler bizim yapacağımız işler değil. Cemal'i bir an önce buralara getirtmemiz lazım Allah izin verirse. Yoksa biz bu biçercilikten falan ulaşamaz. Gerçi Cemal de bu ağaçların yanına sokmaz içeri zaten, biz de söylüyoruz. Makinamızı kaldırak yola doğru çıkak. Şöyle girek de bir dönek başa yapak ya, dönüşümüz kolay olsun. Tarla da verici gibi duruyor ama nasıl olursa. Kalan yeri bir alayım. Becerebilirsek. Eğer, evet aldık. Bunun hepsi para arkadaşlar. Bunu burada bırakmayacağım. Bırakırsan. Şimdi bırakırsak kuşun, karganın, leylenin neyse artık yiyeceği olur. Bir gidene de kalsın. Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Düz biçim yapalım yok mu? Vallahi on numara 5 yıldız. Şöyle fotoğraf alalım. Depomuz 2 tona yaklaşmış. Bu tarla vermeyecekler. Versin versin gitsek işte bir şey verecek. Gibi duruyor ama hayırlısı Allah'tan. Lan adamın ne paketiyiz. Burayı şöyle alalım. Vallahi bayağı biz biçerci olmuşuk ya. Cemal'in biçerlerinin yanına bunu da gönderdik yani. Şöyle bulursak para kazansın diye biçer. İyi olur. Arkadaşlar yukarıda gördüğümüz para kredi çekti. Kredi çektiğim için fazla. Kalan parayı da tutuyorum, belki bir şeyler alırız. Bunların hepsi borçlandı zaten. Borç yiğidin kampçısıdır yani, bunu iyi bilirsiniz siz. Borç olmadan olmuyor. Hadi oğlum, bir sırada bitti ya. Bitiyor mu? Vallahi görüyor musunuz değil mi biçerciyi? Bak bak. Buradan Cemal'e selamlar yolluyorum. Cemal'cim sen bunu yapamazdın canım. Gerçekten diyorum, sen böyle biçim yapamazdın. Derken kendimize galiba nazar değdireceğiz. Evet. Birkaç tane bıraktık. O da bir şey olmaz.
Cemal oraları görme. Lan bura bir depo anca verecek lan. Deposu kaç lan bunu da bilmiyorum. Herhalde anca bir depo alıcı gibi duruyor. Şöyle bir otomatik şöyle verelim. Otomatik şöyle bir şey dursun bize doğru gidelim. Traktörümüz alak gerek. Arkadaki naylonu çıkarak hiçbir gerekliliği yok onun. Buraya bir aysan vurak hemen. Hemen vurup karıştırıp ekeceğim. Oğlum sen gel şöyle ben içeri çekeyim. Şöyle içeri dur. Bu 3025'i de bilerek aldım. Tek çeker motor lazım biliyor musun? Tek çekersiz olmuyor. Allah izin verirse TD85'in yanına ilerleyen günlerde birkaç planım var. O tutarsa eğer CAS almayı düşünüyorum. Biliyor musun? CAS ne var lan? Masih. Bu üçü iyi traktör ama belli de olmaz yani. Farm Simulator 19 serisini beri takip eden arkadaşlar bizim Devuzcu olduğumuzu, Devuz'a karşı bir ilgimizin olduğunu bilir. Oğlum burada bırakmışım şoför. Sana verdiğim para yazık. Vallahi billahi yazık şoför. Haberin olsun. Eğer videoyu izleri duyarsan burada bıraktığın için paran keseceğim. Valla bu biçeri de aldığımızda iyi etmiş arkadaşlar. Bunu o zamanın parasıyla 80 bin euroya aldık. Güzel de kredi çektik. Tablayla mablayla beraber. Mısır tablası da sipariş ettik. O da gelecek. Toplamda bize 92 bin euroya falan mal olmuş oldu. Şimdi dolar kuruyla siz hesaplayın bize şu biçerin maliyetini. Eskiden bu fiyatlara TD yok TD diyorum. TC 580 590 alabiliyorduk. 590 ikinci el alırdık da 580'i sıfır alabilirdik yani. Ya da geçmiş şey olur. Yapmamışlarım atıl ya. Burada daha güzel gelmiş. Buraya başlayalım. Vallaha depelerim içerinin ağzını aldım bildiğim. Pestilin çıkar yemin ediyorum. İnan bir depodan da fazla verdim diye düşünüyorum ama biraz zor gibi duruyor. Yok yok. Şöyle hemen yan tarlanın sahibiyle konuşmaya başlayak da orayı da verirse silajı alak ya. Şurada birkaç alan var. Evin yanında gördüğümüz gibi. Oraya birkaç inek alayım bir. Bu remoğumuz da yeni. Semih Cengi kardeşim paylaşmıştı. Ellerine kollarına sağlık. Güzel remork yapmışlar. Kim yaptı tam bilmiyorum ama erken erişim olarak paylaşmıştı. YouTube'da sonra belli bir aboneye geldikten sonra paylaşacağını söylemişti. Paylaştı. Mod gerçekten remote güzel olmuş. Eline koluna sağlık yapan arkadaşım. Böyle Türk aletlerini diyeyim. Oyunda gördüğüm zaman gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani bir yerlere gelebildiğimizi düşünüyorum. İnşallah videomuzu Farming Simulator yetkililerinden biri de izler de oyuna biraz da Türk eklentileri yaparlarsa çok sevinirim. Ama bu isteğimiz biraz tabi zor bir istek. Vallahi iyi yan gene de bir depodan fazla verdi. Burayı hemen sürek ekimi hazırlayalım. Sonra buraya bir
Gübre atar ekelim. Gübremiz daha yok. Gübre gelene kadar ekim için bekleyelim zaten. Daha zaman var. Ulan dur bırak. Oğlum. Vallahi Cemal görse beni töbe bir daha bir çere bindirmez ama. 500 kiloya yakın 487 kilo da böyle içinde var. 7 ton mu döktük? 7-200 mu döktük? Tam hatırlamıyorum ama. İçerim bize hemen. Sonra burayı masayla bir karıştırdım bile gemez. Bunu TD ile de karıştırabilirim ki. He TD ile karıştırak. Anlaşabilirsem eğer şu araziyi alacağım evin yanındaki. Şu aradaki çitleri söktürüp burayı çiftliğe bağlatıp oraya bir hayvan üzerine yapabiliriz. Tümosan, Tümosan diyorum. Aklım Tümosan'a gidiyor. Masyemize binelim abi. 7987 kilo. Güzel. Evet çek. Bir naylonumuz daha var zaten. Bir şey olursa onu kullanırız. Evde dursun bromumuz, naylonumuz işte. Bilmiyorum sizin oralarda ne diyorlar ama bizim bu yörede remote derler, naylon derler pardon. Babanla mı şey oldu be? Derken kendimize nazar değdirdik, helal olsun bize. Böyle dur abi içeridesin. Neredesin lan? Hah, TL. Haydi, ikiden kalkak. Allah'ım dur bu. Buraya bir Aysan bıraktı ya. Allah pardon. Şunu biraz indirelim aşağıya doğru. Arka camımızı açalım. Bölmeye gerek yok. Şu vites olayına bir türlü alışamadım. Ona da bir alışırsam 10 numara 5 yıldız olacak ama. Çeken mi lan? Dede. Yolda biraz yıkıyor ama ses 10 numara olmuş ya. Ön mü kaldırdın sen, ben mi yanlış gördüm? Aman 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 yola indirme. Seni bir ters düşek. Vallahi düz işlen yolda geliyormuş gibi geliyor. Vallahi 10 numara 5 yıldız. Harbi diyorum size 10 numara 5 yıldız. Bakalım oğlum. Bilgisayarın galiba format zamanı gelmiş. Hakikaten bir... Herhalde ısınıyor, bir kasma problemimiz var. İlerleyen videolarda onu da çözeriz. Şurada bir fotoğraf alalım arkadaşlar. Vallahi 10 numara çekti ha. Buraya niye köten çekmiyorsun diyenler olursa eğer, hemen ekim yapacağım arkadaşlar buraya. Ekim yapacağım için gerek yok. Oğlum bunu kaldırma. Kampı mı yaptırak sana illa? Biraz çatal gelmiş adam olsun ya da bir şey yok. Bir şey olmaz. A
Aslında anınıza ekim deneyebilirdik ya. Ona bir bakalım da eğer gerçek hayatta yaptığımız gibi anınıza ekebiliyorsak ilerleyen videolarda bir anınıza ekim deneyelim bakın nasıl olacak. Biraz önümü yokluyor. Tampon yaptırmazsak olmaz buna. Vallahi çok iyi. Arkadaşlar ben burayı sürüme devam edeyim. Uzun zamandır olmadığımız için adımlık bir video olsun istedim. Allah izin verirse yakın dönemde daha fazla videolarla devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bayağı bir unutmuşum aslında. Bu video için de sizden özür dilerim. Güzel bir video olmadı gibi ama düzeleceğiz inşallah. Canınızı sıkmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.